Bir tane Dilek Sevinç var, Dilek Sevinç. Dünyada her şeyi tahrif edenleri biz şunu bulduk, biz şu seviyedeyiz diye neden lanse ediyorsunuz? Bizler yapmadık şu teknolojik ve bilimsel tahrifi. Bu kadar bilimsel kabullenişi anlayamadık Sinan Bey. Bana diyor. Tam ne demek istemiş? Dilek Hanım, Dilekciğim, sevgili Dilek, bilmiyorum nasıl hitap edeyim yaşı falan bilmiyorum ama. Bu yani bilimsel, felsefi, insana dair her türlü gelişmeden biz diye bahsetmemin özel bir nedeni var. Ben yıllar önce daha gençken insanları bizim taraftan olanlar, öbür taraftan olanlar diye bölerdim. Böyle böldüğüm zaman da bizimkilerin kötü yaptıkları şeyleri de hani neden öyle yapmış olabilirler diye tevil etmeye çalışırken buldum kendimi birkaç kere. O yüzden şöyle bir pozisyon değiştirdim. Ben dünyada iyi şeyler yapan herkesi bizden görüyorum. Kötü şeyler yapanı da diğerlerinden olarak görüyorum. Dolayısıyla benim için milliyeti, tarihi, dini falan filan çok önemli değil. Burada biz diye bahsettiğim şey gerçekten insanın her türlü başarısını kendimin de içinde bulunmayı istediği bir gruba mal ettiğim için öyle bir şey diyorum. Sizin de sahiplenmenizi öneririm. Çünkü bu işin hani dini, milliyeti falan filan yok yani. Bu açıklamada vesile olduğu için Dilek Hanım'a teşekkür ederiz ayrıca. Söylediğiniz şey kendimi kıymetli hissettirdi. Defter tutanlar dahi olur cümlesi için söylemiş Ayfer Hanım. Evet. 43 yaşında, 6 çocuk annesi ve ev hanımıyım. Ve gerçekten ben sizi önemsiyorum efendim. Buyurunuz. Vallahi helal olsun. Evet, gerçekten helal olsun. Bak bir de ne yazmış? Bu adamı seviyorum. Sana diyor. Bu adamı seviyorum diyor ama. Yok. Yo, bence sana diyor bu. Yok, kesin sana diyor bence. Ben sana. Sana diyor. Bu adamı seviyorum diyor ama. Pusat Berk ismi seni çağrıştırdı bana bilmiyorum. Pusat Berk gerçek isimse çok havalı isim ya. Rock'n'roll var. Pusat diye isim var. Evet. Vardır, evet. Evet, evet. Oo, biz çocukken sizin gibi güzel bilim anlatan can ve cananlar olsaydı şimdi Mars'ta koloni kurmuş karşılıklı okey atıyor olurduk demiş kendisi. Yani umudumuz o. Evet, inşallah. Umuyoruz bir kuşak sonrasında böyle küçücük bir katkımız olur konuyla alakalı. Bak burada hemen protesto yedik. Gizem izi demiş ki hocam yine kısaldı videolar. Somurtma. Kısalmasa daha iyiydi, keyifle izliyoruz. Özgür Kaş çok güzel. Bitti mi? Hayır. Bir davranış alışkanlığıyla mesela benim birkaç tane arkadaşım bana şeyi söylüyor işte cumartesi günü sabahları uyandıktan sonrasında vakit ayıranlar. Bir de mesela yemek için açanlar var. Yemekten önce biterse bozuluyorlar. Evet evet. Yani... Pazar günü öyle ya, sabah kahvaltısından sonra mı akşamın önce mi ne? Böyle bir yemekle alakalı bir dinlenme durumumuz varmıştı bizim. Bir iki kişi söyledi. Ya benim şöyle bir alışkanlığım olmadığı için bilmiyorum ama hani bazı konular iştah kesebilir, bilemeyeceğim. Bak YouTube'un en kaliteli sohbeti kesinlikle bu. Her yönüyle bir numara. Ayrıca Sinan Hoca'dan dinleyecek bir şeyler varsa laboratuvardaki kafa gerektirmeyen fiziki işleri yapıyorum. Bir yandan da dinliyorum. Yani kafa gerektirmeyen iş yaparken kafayı bu tarafa teşekkür ederiz. Bizim için en önemli kısım orası. 20 dakikada olsa izlerim. 1 saatte olsa televizyonda tartışma programları izlerken sinir oluyorum. Siz siyaset bile konuşsanız ama sen dili kullanmadığınız için vay bak. Bunu keşfetmiş kimsen endoplazmik redikulum ki çok severim. Gerçekten bu baştan formatı belirlerken karar verdiğim şeylerden bir tanesiydi. Sen dili kullanma, ötekileştirme evet. Hikayesi. Uzlaşma, çatışma dili değil, uzlaşma dili kullanma. Evet. Bunu özel bir şey yapalım. Adnan Menderes, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Tanzu Çiller, İsmet İnönü hepsinin de adı geçiyor. Hepsini evet. Yani gitmiş olanları rahmetle kalanları saygıyla analım. Endoplazmik retikulum bu arada. Retikulum da değil. Retikulum. Yani, yürü yağ kulum gibi bir şey herhalde. İnançlar bizi rahatlatır lafına inanmıyorum. Tam tersine rahatsız ediyor. Bilimle uymadığında çok rahatsız ediyor. Bak demiş. Bunu da bir aslında bir konuşmak lazım. Şimdi benim en çok takılınan laflarımdan bir tanesi bu oluyor ama niye takılındığını çok iyi anlıyorum. İnanç rahatlatır da dinler rahatsız edebilir kardeşim. Dinler kurala bağlanmış hali. İnanç bir anlam. Konuştuk da aslında değil mi? Anlam, hikaye, o bütün falan. Ama orayı genellikle işte lafları tekrar tanımlamakta zorluk çekiyoruz ya. Ya İnanç da daha öyle bir şey yani. Radikal bir şey var da belki onu söyleyip söylememeyle ilgili bir sıkıntı oluyor. Şimdi öyle ya da böyle yani dünyadan canlıyı kaldırdığında inanılacak anlam kalmıyor ya, hikaye kalmıyor. Aynen öyle. Hikaye canlının kendi var olmasıyla başlıyor ve aslında canlının var olmasında değişen şeyin ne kadar zeka olduğuna emin değilim. Duygu. Yani tabii. Tüm canlılar bir tür duygu ya da duygu yaşıyor tabii ve ki. Bu duygu bir anlam oluşturuyor. Korku, sevgi, işte yani duygu hallerinin biçimleri anlam oluşturuyor. Şimdi böyle olunca anlamların tümü bizden kaynaklanıyorsa eğer şeyi kabul etmek zorunda kalıyoruz. Yani işte tanrısal ya da dinsel
şeylerin kendisiyle alakalı konulara oluşturduğumuz anlamlar da bizden kaynaklı. Elbette. Yani dünyadaki bütün bu dini tartışmaların, savaşların bilmem ne hepsinin tamamen ortadan kalkmasını sağlayacak basit bir şey burası. O da şu ki, sen bu Tanrı'nın sözüdür, bu Allah'ın isteğidir diye söylediğin şey, senin anladığın şey güzel kardeşim. Yani doğrudan Allah'la kırmızı telefon attığı yok ki kimsenin. Yani peygamberler bile böyle bir iddiada bulunmamış. Tabii güzel, al kardeşim, sana mesajı iletiyorum, anla, düşün, devamlı düşün. Yani işte bir şey yap, hayatında değişik yerlerde dene. Ama bugün ortada gezen insanlara bakıyorsun, normal sıradan insanlar, ilahiyatçıları falan kastetmiyorum yani. Adam diyor ki Allah şöyle diyor, ne biliyorsun güzel kardeşim? Ne biliyorsun, nasıl eminsin bu kadar iyi anladığından yani? Ve bu bir başkasının söylediğini aynen tekrar edip Allah'a anlıyormuş gibi davranma, bütün zaten inanç çatışmalarının temelinde yer alan bir şey. Tanrısal söylemi anlamanın işareti duyguların harekete geçmesidir, çenenin çalışması değil. Davranışın değişmesidir. Başkasının davranışını işte hizaya sokmak bir değil. Bir şeye ihtiyaç duymadan, dış bir şeye ihtiyaç duymadan içsel olarak inancı hissedebiliyorsan muhteşem bir şey oluşuyor, aynen, kaynak oluşuyor. İkinci hali, inanmadan taraf olabilirsin. İnancı hissetmiyor olabilirsin ama inanmadan taraf olabilirsin ya da taraf olmayabilirsin. Hani bu da bu mevzunun başka bir tarafıymış. Daha önce galiba, önce can sonra canına geçti, tekrarlayayım. İnanç ve cinsellik. İşler yolunda giderse hiç konuşmazsın. Yolunda gitmezse çeneye vurur. Ya bu iş böyledir. Herkese anlatmaya çalışırsın. Efsaneler üretirsin. Bir şeyler yaparsın. Bu böyledir yani. Net. O yüzden işler yolundaysa yaşayacaksın abicim. Hiç problem yok yani. Ben bir sonraki videoya geçtim orada. Kafam bozuldu. Geçiyorum, ben de geçiyorum hocam. Geç bir sonraki. 8. Cübbeli Ahmet Hoca ile başladık. Oğlum burada yorum sayısı çok. Çünkü Cübbeli Ahmet Hoca ile başladık. Bu rating her zaman olur. Allah'ım ya, bu yorumlar bitmez abi. Buna ayrı 4 bölüm çekmek lazım. Ya bir dakika ya. Bak, yaşamın ezgisi, şimdi aramız bozulacak ya. Abi demiş ki, Sinan hocam biraz şaşırtacağım. Annem Barış Manço'ya hayrandır. Fakat oldukça kötücül özelliklere de sahiptir. Gerçi hayranlığını bir imaj olarak da yansıtıyor olabilir, bunu bilemem. Hatırlıyor musun? Barış Manço seven kötü insan görmedim ben diye. Yani öyle bir şey demiştim. Yaşamın ezgisi, yanlış hatırlamıyorsam düzgün birkaç tane güzel yorum var. Var işte onun için dedim ya. Yani böyle insanların oluşması için gereken ebeveyn seviyesini belli bir standartın üstünde olduğunu zannediyorum. Bence belki de, bence annesiyle de alakalı duygusu geçici bir duygu. Geçicidir, geçicidir. Anne ellerinden öpelim. Hele Barış Manço seven anne varsa gözünü seveyim. Yani iyidir o. 45 dakika yapın hocam. Sen de odaklanamadığın anda kapat sonra izle diye. Cevap vermiş yani, değil mi? Ya bu atışmalara bayılıyorum ya. Ya ama atışmanın sınırının videoların uzunluğuyla alakalı olması tuhaf değil mi Allah? Halbuki bir sürü her şeyi konuşuyoruz içeride. Valla. Yani yumuşak bir sohbet de yok yani, gerçekten gayet içeride. Ya bu uzlaşma dili önemli bir ayrımcı pozisyon. Kesinlikle. Yani yok ya. Evet, bu dilde konuşunca bu dilde yansıyor dışarıya. Aynen öyle. Yani, demin konuşurken bak o aklıma geldi. Bu aşağıda yazılan yorumlar muhtemelen bizim tarzla da ilgili. Olabilir. Yani gömen yorum yok, bilmem ne yok. Evet, az, evet. Çok az ya. Evet. Ama hater diye bir grup var ya. Sayfayı tümden kapattım. Hep bir süre muhabbetidir gidiyor. Burada galiba süreyi tekrar mı uzattık, kısalttık? Yok, 51 dakika. Bayağı uzunmuş. Misafir kabul eder misiniz? NHL Çobanoğlu. Ederiz, niye etmeyelim? Olabilir. Yazın valla info@açıkbeyin.com. Her zaman bekleriz. Bak, nihayet Barış Manço'dan da bahsettiniz de Cem Karaca nerede? Haklı. Yani, haklı. Yani nasıl unuttuk? Cem Karaca. Rahmetle anıyoruz tekrar. Sık olsun, süresi önemli değil. Bak, bu da neofilik. Devamlı yeni konu gelsin. Allah'ım yeni konu gelsin. Önce can sonra canan okuluna devam ediyorum. Sizler benim okulumsunuz. Mezun olup bitirmeyi de hiç istemiyorum. Hep sürün, iyi ki varsınız. Şunası ama, Furkan Akaydın. Sizi dinlerken 2000'li olduğuma pişman oluyorum. Ya işte her zamanın bir güzelliği var. Ama sen de 2000'lilerin hayatını böyle güzel anlatırsın. Yarın da birileri ona özenir. Ya ne güzel. Bak, Beyza yazmış gene. Beyza Durmuş. Bizim hızlı takipçilerden. Ya ne diyeyim ki, hiç kaçırmadan ardı ardına izlediğim bölümlerde hepsinde ayrı açılardan düşünmeyi, beyin yakıcı olan videolarınızda bu bölümde aşkın gücü adına diyelim falan böyle cümleyi bitirememiş. Çok çılgın. O filmi de merak ettim şimdi. Vallahi ne güzel. Bizim muhabbet ederkenki heyecanı öyle karşıdan yankı olarak almak çok güzel. Hayret, ışıkları diken diken tüylerle yeniden yanıyor yahu. Nasıl videoydu bu böyle? Ne konuştuk? Nasıl bir yorumdu böyle? Vallahi biz ne konuştuk ki burada?
Kaç bilmiyorum ki. Bir daha yukarıya bakayım. Ne konuşmuşuz? Yaş gerçekten. Alma, ilkler, yaşadığımız şeyi aşk ile yapmak falan filan. O hikayeler. Sen ama bu arada arada yine bir şiirsel daldırmaları yaptığın videolardan bir tanesiydi. Öyle miydi? Tatlıydı, lezzetliydi. Ha, ne yaparsan yap, aşkı yap. Ondan sonra dilimize takıldı 3 ay boyunca. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Sürekli onu söyledik, durduk. Ne diyor? Sohbetten tat almak denen bir şey var. Eskiden aklın ucundan geçmezdi sohbetten tat alınabileceği. Askerde 3-4 kişi oturup sohbet ederken aldığım mazı hatırladım. Çok elit sohbetler dönüyordu o zaman. Hele bir de atıştırmalık bir şeyler, yanında bira da varsa o falan diye girmiş. Yani tam olarak bu arada bu yorumu hatırlıyorum bir şeyin içerisinde. Tam olarak istediğim, yani formatı planlarken ki aklımdaki geçen istediğim şeyi anlatmış. Muhabbeti, duyguyu, o hissi anlatmış. Çünkü şey ya, yani dünyadan çok haz alınabilecek, aslında hani bir şey koparmayla alakalı, gerçekten bir şey koparabileceğin iki temel duygu var kişisel alanımızda. Yani dünyaya iyilik yapmak, değiştirmek, dönüştürmek falan hikayesinin haricinde. Bunlardan bir tanesi aşkla ilgili bir duygu. Birini sevme, sevilmenin o aşkın hazzıyla alakalı bir duygu. Ötekisi de gerçekten dostluk masası duygusu. Aynen. Yani bir masada beni galiba anladı ya da ben onun ne dediğini anladığım duygusunun oluştuğu, içsel olarak hani o konuşmanın oluştuğu hal kadar derin, bu ikisi kadar derin başka duygusal bir şey yok. Aynen, ve hani bu bana bunu azıcık bunu hatırlatmış olması doğru bir şey yaptım hissini çok temiz yaşatan şeylerden. Yani bunu da herkes de yaşayamazsın değil mi? Evet, birkaç kişiyle tabii falan ki. Yaparsın. Yani yalnızlık böyle başlıyor ya işte o masada o hissi yaşayabildiğin dengedeki adamları kaybedince dünyada birden yalnız kalmaya başlıyorsun. Hele de biz Türk'üz, doğuluyuz. Biz bunu 15 yaşındayken, 20 yaşındayken bu tadı alıyoruz. Bir kez aldın mı işte 40 yaşında kentten kente göç ettiysen, başka başka hikayeler varsa hayatında birdenbire cız cıbıl yalnız kalabiliyorsun. O sohbetin olmadığı şeylere dönüşebiliyor. Yani bir masada birbirini anlayan birileri, bir gruba dahilseniz birkaç kişi varsa onlara iyi bakın demek lazım değil mi? Hoyrat kullanmayın yani netice itibariyle. Evet, doğru söylüyorsun. O bir, yani hayatta kolay kolay ele geçecek bir şey değil. O tadı alabildiğin adam elin kolun gibi. Kendi aynen. Elini kolunu kesemezsin. İntibarlı davranır. İşte bu dönemin bu geçici ilişkileri, sosyal medyanın o aşırı meşguliyeti bazen bunları unutturuyor. Bu vesileyle iyi dedin. Hatırlamakta bol bol fayda var. Gerçek dostane ilişkileri. Hasan Keskintaş ne güzel. Bak program için çok teşekkür ederim. Çok keyif alıyorum. Her hafta bekler ol. Böyle bazen hayaller kuruyorum. Mesela evde böyle patlamış mısır falan hazırlayıp işte falan YouTube'u televizyonda açıp izlemek falan. Ne güzel olsa gerektir. Hani şey de değil ki mesela ben bir dizi çeksem, tamam mı diyelim Netflix'e bir dizi yaptım, yönetmenliğini yaptım. İnsanlar evde oturup böyle heyecanla izledi. Yani zaten onun için çekiyorum diziyi ama bunun öyle karşılanması çok güzel bir şey. Biz evet. O amaçla yapmıyoruz aslında bunu. Evet. Ama bir şekilde oluyor. Sağ olunuz arkadaşlar, biz de aynı şekilde. Ben artık sanki sesli söylüyorum çünkü siz cevap vermiyorsunuz. Aa, bu ilim bu muymuş diyor. Hemen onu çözmeye çalışıyorum. Sonra yeniden bir açılıp bildiklerimi tekrar silip yeniden başlıyorum. Anlıyorum ki ilim bir derya, bense bir hiç. Kendimin yalnız olmadığını bilmek çok mutlu ediyor. Teşekkürler. Beni yalnız bırakmadığınız için bak yalnızlığa gönderme var yine. Hep evet. yeniden ilmi güncellediğiniz için minnettarım demiş. F. Aslan. Biz teşekkür ederiz efendim diye altına bir beğeniyi koyuyoruz. Sizleri aşkla izliyorum demiş Betül Altıparmak. Döne döne dinlemek ve her seferinde farklı noktaların dikkatimi çekmesi çok heyecan verici. Ama Sinan hocamız sarı kupasına iyi bakın nazarım diyebilir. Çok beğendim onu. Kitabı yeni bitirdim. Tekrar okumak için biraz zaman geçmesini bekliyorum. Sevgili Betül Altıparmak, info@açıkbeyin.com adresinden bir mesaj atıyorsun. Bir de mümkünse adresini gönderiyorsun. Bu programı izledikten sonra kupanın adresine gönderiyoruz. İnşallah baktıkça bizi hatırlarsın. Böylece ondan da bir tane selfie çekersin, bize gönderirsin. Güzel olur. Şimdi ben karıştırdım. Hanginiz Şems, hanginiz Mevlana? Böyle muhabbet mi yaptık? Yapmadık da o duygu oluşmuş. Vay, güzel. Ben olacak çok, olsam Şems benim. Çok onur verici. Evet, Şems gerçekten. Sen olursan işte hoca sen olursun. Yok, yani hoca hocalıktan kaynaklı değil. Ben senin şair olduğunu düşündüğüm için. Ha öyle mi? Eyvallah, çok çok cici. Bu arada bu iltifatı bir tek sana yaparım ha. Vallahi billahi bak. Bir ya. Tek sana yaparım. Helal olsun. Evet, evet bu ilk seyircili yaptığımız, canlı ortamda kaydettiğimiz güzel bir ortam oldu. Bu arada bu videoya tabii ki Ozancığımın sanatsal dokunuşlarını da unutamayacağız. Çok havalı bir şekilde. Güzel bir jenerik yaptı. Ki bunun jeneriği de çok havalı olmuştu. Gerçekten tabii, tebrik ediyorum. Döndere döndere izledim ben yemin ediyorum. Mustafa. Yani ben bir de kendimi yakışıklı. Çok önemli bir adammış gibi hissediyorsun. Tabii, o şeyde yakışıklı falan. Böyle bir hava katmış. Tabii mevzunu kendisine.
Ki ben biliyorsun 20 sene boyunca fotoğraf bile çektirmeyen bir adamım. Yani ilk defa evet, hani Ozan'ın bakışıyla lan güzel duruyor ha falan, fena da görünmüyor falan gibi bir duygu oluşuyor yani. Ha, teşekkür ederim. Konuştuk mu hiç? Mustafa Can'ın ben şey için senin fotoğrafını çekmeye kalktım ya. Adam 1,5 sene benim telefonumda şöyle bir fotoğrafla gözüküyor. Böyle duruyor yani. Elini koydu fotoğraf çekiyor. Şimdi neyse ekran çıkarttık. Ben gerçekten kendisini. Hiç yani ailem dahil fotoğraf çektirmedim 20 yıl boyunca. Çocukluk albümlerim bomboş. Düşünsene neler kaçtı. Bebekken bile böyle bu. Ben çözdüm bu işi. Asılsın gözlük takmakta diyor. Seyit Bilal Kardeniz diyor ki 46-35 salaklığın tarihi yeniden mi yazılıyor? Salaklığı bir de Sinan Canan'dan dinleyin. Hocam şaka bir yana bilim tarihiyle alakalı, hatta sizin alanınızın bilimsel tarihiyle alakalı bir programda yapsanız fena olmaz. 46-35'te ne demişim ki? Hangi dine inanırsan inan, hangi gelenekten gelirsen gel, hangi ideolojiye ait olursan ol. Onun kitabını açıp okuyunca bir tur, onu anladığını zannediyorsun. Yani bu aslında biraz kadim önce olarak salaklık şey. Dediğimiz şey. Düz olarak yani politik doğrudan bu salaklık çünkü yani çok fazla düz konuşmuşum. İbrahim İşleyen demiş ki Can and Canan, Sayın Sinan Canan hocam, soyadınızdaki an ekini kaybederseniz tam kel olacağınıza dair bir hipotezim var. Tamamen şaka maçlıdır abilerim, ikinizi de çok seviyorum demiş. Hemen Afelyon komik değildi diye yazmış. Evet, konuyu da anlamadım bu arada. Saygılar efendim, bilmiyorum, bana da komik gelmedi ama hoşuma gitti bunu düşünmek. Hoşuna giden şeyleri düşünmeye devam et lütfen Afelyon. Vallahi bence yeterince komikti kardeşim, gayet iyi. Ne kadar da akademik ortam. Mr. Yılmaz'ın sonunda. Komik çok güzel ya. Yani. Bu şey böyle bir çarşıdaki, pazar yerindeki muhabbet gibi izlemek çok hoşuma gidiyor. Ya bu aslında standart, özellikle çeşitli sosyal medyalarlar içerisindeki yorumlar öyle olur ya. Sen herhangi bir şey yayınlarsın, bir şey söylersin. Alta onunla ilgili önce birkaç tane düzgün yorum gelir. Birkaç tane takıntılı yorumu gelir. Ama beyefendinin yakası da bilmem ne falan şeklindeki bir yorum gelir. Sonra kesinlikle politik bir anti yorum gelir konuyla alakalı. O adamın bu halini bir de buradan görün falan aynen. Gibi. Hani bir şeyle alakalı. Ahmet Kaya yorumu gibi. Bir Ahmet Kaya yorumu gibi gelir. Sonra kavga çıkar arka tarafta. Sonra kesinlikle bir pazarlamacı yorumu gelir ama gerçekten böyle hani yorumlar aşağı doğru kaydır. Tabii. En altta bir yerde kesinlikle Bulgaristan'dayım çok açım ne olur bana falan gibi bir yorum gelir saçma. Bu işin örüntüsü hakikaten genel olarak bu ya. Bir tane yorum vardı burada, çok güldüm az önce ama şimdi bulamıyorum. Sinan Hoca konuşurken Mustafa Can hım hım diyor. Ben evdeki büyük ses sistemiyle büyük bir ruhani hale geldim diye bir yorum yapmış. Mantıra gibi çıkıyordur senin sesin. Hım hım falan derken. Cananizm. Neredeydi o? Cananizmin ilk üyelerinden olabiliriz diyor. Biz izinlerden uzak duruyoruz ama evet. Sevgi saygı çerçevesinde her zaman birbirimize takipte kalalım, güzel olur. Modern Karagöz ve Hacivat demiş. Bak bu şey çok önemli bence. Ben YouTube kanallarında bunu çok az görüyorum. Stoik'in bu ne biçim espri? Kel diye bir şeyi var. Tamam mı? 24-17 için söylemiş. 10. dedi. 24 dakika 10. saniye. Hemen altında terbiyesizlik yapmaya terbiyesiz adam. Bak bizim videolarda hemen böyle bir korumacılık refleksi var. Bir şey devreye giriyor. Çok enteresan. Fakat bir dakika. Yo kendisi yazmış. Stoik ne biçim espri? Kel demiş. Gene kendisine terbiyesizlik yapma, terbiyesiz adam diye de düzeltme yapmış. Çünkü sosyal medyadaki yorumlarla alakalı konuştuk orada. Belki kendi kendine bu konuyla ilgili denetlemeye çalışıyor. Belki de, ya da böyle şakasını yapıyor olabilir. Güzel yani. Güzel. Yalnız bak yine bu kadar net ameli konuya rağmen şey yok abi. Yani hakikaten hiçbir ağır böyle bilmem ne yorum yok. Yani hakikaten bu ilginç. Muhtemelen bunun psikolojisini çalışmamız gerekiyor olabilir. Yani burada çünkü bence özel bir durum var. Ben tekrar izleyenlere yani teşekkür ediyorum, bu kadar vakit ayırıp yorum yazıyorsunuz. Söz veriyorum, ben de bundan sonra beğendim videoları, daha fazla yorum yapacağım. Valla buradan ders aldım. Valla yorumlar için yapalım dedik ama valla bu iş bitmeyecek. Daha 10. videodayız ama bir tane var şimdi. Diyor ki şöyle biraz bakayım devamını yarın izlerim dedim. 49 dakika geçmiş diye. Ya işte ömür böyle hızlıca akıyor. Valla bu yorumlar bizi de zamanın nasıl geçtiğini anlamaz hale getirdi. Bu video muhtemelen herhalde bir yarım saat, bir saat, iki parçaya bölünür bilmiyorum ama biz birkaç saattir buradayız. Yani yorumları konuşuyoruz. Hatta içimiz şişti şunu da söylesek falan diye. Bir tane şey var. Yani her videonun altında yorum yapmıyorum, bunu özellikle yaptım demiş. Videoları izledikten sonra da arkadaşlarımızla buluşup hep sizin sohbetlerinizi konuşuyoruz diye. Bizim bu sohbetleri yapma amacımız herkese ulaşsın. Yani biz çok bir şey bildiğimizden değil, muhabbet coşsun diye. Lütfen izlediğiniz zaman şöyle bir beğeni yapmanın yanında kanala abone olma, videoyu paylaşma falan gibi kısımları da unutmazsanız
daha çok böyle geri bildirimler alıp biz de kendimizi daha fazla düzeltip sizlere daha fazla faydalı olmaya çalışacağız. Bundan bir soracağım, bana katılıyor mu? Yorumları ciddiye alıyoruz. Yani aynen öyle. Çok seviyoruz. Özetlersem cümlesi İyi bu. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar sizlere güzel ve kaliteli içerikler ulaştırmaya devam edeceğiz efendim. Hocam teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Kendinize dikkat edin.